Mesela şu anda biz Bilecik'e geldik dayımların yanına. Dayım bize sorular soracak. Biz de evet veya hayır demeyeceğiz. Zaten oyuna başlayınca biz kuralları sizlere anlatırız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet sevgili izleyenler, bir evet hayır yarışmasında daha sizlerle beraberiz. Şimdi alkışlarınızla sıradaki yarışmacımızı alıyorum sahneye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız, soyadınız? Başak Tanem Çergeci. Başak Hanım, yarışmamızın kurallarını biliyor musunuz? Başak mı diyeyim, Tanem mi diyeyim? Fark etmez. Tanem demeyi tercih ediyorum. Tamam. Tanem Hanım, yarışmamızın kurallarını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben bir kez o zaman söylüyorum. Sormuş olduğum sorulara asla ve asla evet ve hayır diye cevaplar vermeyeceksiniz. Kafanızı emme basma tulumla gibi bir aşağı bir yukarı sallamayacaksınız. Yine sormuş olduğum sorulara gibi anlamsız cevaplar vermeyeceksiniz. Kesin net bir kararlar cevaplar vereceksiniz. Anladık mı? Anladım. Hazırsanız yarışmamıza başlayalım. Tamam, başarılar diliyorum. Adınız, soyadınız? Başak Hanım Çergeci. Başak Hanım, okuyor musunuz? Okuyorum. Kaça gidiyorsunuz? 5. Nerede oturuyorsunuz peki? Zeytinburnu. İstanbul Zeytinburnu. Yani Zeytinburnu. İstanbul Zeytinburnu'nda oturuyorsunuz. Kaça gidiyorduk? 5. Ne olacağız büyüyünce, bir planımız var mı kafamızda? Yok. Hiç belirlediğiniz bir şey, avukat, öğretmen yok mu? Yok. Peki aslen neredesiniz? Yani memleketiniz neresi? Samsun. Gittiniz mi Samsun'a? Çok güzel bir şehirdir. Denizi falan çok güzeldir. Ne zaman gittiniz en son? Çok hatırlamıyorum bir ama. Bir sene önce, iki sene önce. Yok, o kadar da uzun değil. Bu sene gittiniz. Evet. Fındık topladınız mı? Fındık tarlasına gittiniz mi? Var mı? Topladım, var. Pirinç tarlasına gittiniz mi? Seviyor musunuz köyü, memleketi? Şehir hayatı mı, köy hayatı mı? Şehir. Neden şehir hayatı? Ama şehir çok kalabalık değil mi? İnsanlar... Ya kalabalık da orada arılar, böcekler çok. Ben onlardan korkuyorum. Yani sizin hayvanlara karşı biraz, böceklere karşı bir korkunuz var o yüzden. Evet. Evet dediniz ve kaybettiniz. Alkışlıyoruz yarışmacımızı. Teşekkür ediyorum bir dahaki sefere. Ve şimdi ikinci yarışmacımızı alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışmamızın kurallarını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir kere de sizin için hatırlatıyorum o zaman. Sormuş olduğum sorulara asla ve asla evet ve hayır diye cevap vermeyeceksiniz. Yine sormuş olduğum sorulara kafanızı emme basma tulumla gibi bir aşağıya bir yukarı sallayarak cevaplar vermeyeceksiniz. Ve yine sormuş olduğum sorulara gibi anlamsız cevaplar vermeyecek. Kesin ve net cevaplar vereceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazırsanız başlayalım. Başarılar diliyorum. Adınız, soyadınız? Beren Sanem Çaygeçti. Beren Sanem Çaygeçti. Beren mi diyeyim, Sanem mi? Fark etmez. Beren diyorum. Beren kaç yaşındasın? 8. Okuyorsun. Evet. Kaça... Evet dediniz ve kaybettiniz. Çok kısa sürdü. Teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz efendim. Buyurun. Evet sevgili izleyenler, sevgili çocuklar. Bir evet hayır yarışmasında daha sizlerle beraberdik. Bugün iki tane birbirinden güzel yarışmacım vardı. Tanem Hanım ve Beren Hanım ile yarıştık. Fakat ikisi de çok kısa bir sürede evet ve hayır kelimelerini idmanlı olmalarına rağmen, daha önce çalışmalarına rağmen söylediler. Sizler de evinizde güzel vakitler geçirmek istiyorsanız annenizle, babanızla, ailenizle evet hayır yarışmasını oynayabilirsiniz. Evet hayır yarışmasını anneleriniz, babalarınız çok çok iyi bilirler. Bu oyun duayen sunucu Erkan Yolaç tarafından yıllarca TRT televizyonlarında oynanmış ve izlemiştik. Tekrardan o nostaljiyi annenize ve babanıza yaşatabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.